sevgili basın mensupları, değerli dostlarım. Öncelikle bugünkü toplantımıza teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bugünlerde sizleri biraz yoruyoruz. Ama sizleri yoruyorken Antalya'mıza da hep iyi gelecek çalışmalar yaptığımız için esasen biz de gerçekten görüyorsunuz, çalışıyoruz sizler gibi ve çalıştıkça da mutluluğumuz artıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bildiğiniz gibi 5 yılda bizden önce fazlasıyla dinlendi zaten. Yeteri kadar eğlendi. Lale Devri'ni yaşadı. Bunun bedelini de maalesef Antalya'mız ödedi. Hatta maddi olarak da Antalyalılar bunu ödedi. O yüzden bugün yeni hizmet binası inşaatımız hakkında size ve sizin aracılığınızla Antalya'ya bir bilgi vermek istiyoruz. Şöyle bir son birkaç günde baktığımızda birçok açılış arka arkaya biliyorsunuz devam ediyor. Aspekte Alanya Şube açılışımız, Manavgat'ta asfalt plan tesis açılışımız, arkasından çiçek açan şehirlerle ilgili proje tanıtımımız, Küçükköy yolumuzun açılması, velhasılı oldukça yoğun bir çalışma programı ve bu çalışmanın meyvelerini açılış törenlerimizde sizlerle, hemşehrilerimizle paylaşmanın onurunu siz basın mensuplarımızla birlikte yaşıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz hep böyle devam eder. Kazanan Antalya'mız olur. Antalya'da. Aslında hizmet binası inşaatımız bildiğiniz gibi yeni değil. İlk 2006 yılında ihalesini benim ilk dönemimde yaptığımız bir inşaat. Ve inşaat 2006 yılında hızla başlamış, yaklaşık 5-6 ay içerisinde bugünkü şu anda bu görünümüne kavuşmuş. Neredeyse 5-6 ayda kaba inşaatını tamamlamış, artık ince işçilik çalışmaları da başlanılmıştı. İnşaatın yaklaşık %60-70'i o dönemde 5-6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı. Ama tabii bizim o 5-6 aylık çalışma içerisinde inşaatın %60-70'ini tamamlamamıza rağmen görev dönemimiz sona ermiş. Ve yeni dönemde de biliyorsunuz maalesef adeta bina çürümeye terk edilmişti. Şimdi 9 senedir tamamlamaya çalıştığımız bu binamızı artık tamamlayacak olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dostlarım, kıymetli basın mensupları, tabii biz bu projenin başlamasıyla açık söyleyeyim övünürüz. Bunun övünülecek bir tarafı yok. Zira bu proje Antalya'yı siyasi emellerine alet edenlerin, Antalya'ya verdikleri sayısız zararların bir örneğidir. Antalya'da bugüne kadar konuşulmayan çok az konu kalmıştır. Ve ne hikmetse bunlar genel olarak CHP Antalya Milletvekili Akay'ı benden önceki belediye başkanının Antalya'ya vermiş olduğu zararlardır. Hizmet binamız da bunlardan bir tanesidir. Şimdi bu zat sıkılmadan Antalya'nın yeniden aday olarak milletvekili sıfatıyla hizmetine talip olmuştur. Aslında derdi hizmet filan da değildir. Onu zaten sizlerle daha önce konuşmuştuk. Kendisinin derdi Antalya'ya verdiği zararların hesabından dokunulmazlık zırhına girmek suretiyle bu hesaptan kaçmaktır. Bunu dediğim gibi size detaylı bir şekilde hesap vermekten kaçtığı dosyaların ayrıntılarıyla sunmuş. Yaklaşık 35 dosya ki geçtiğimiz günlerde basında yer alan bir habere göre bu 36'ya çıktı. 36 dosyadan şu anda hesap vermekte olan birisi maalesef bu hesaptan kurtulmak için Ankara'nın yolunu gözlemekte ve oraya gidip kaçıp kurtulmaya çalışmaktadır. Tabii bunun takdirini halkımız en iyi şekilde yapar. Yapacaktır diye düşünüyorum.
Böylelikle inşallah bu hesap verilecek dosyaların hesabı görülür. Elbette ki temennimiz birilerinin buralardan suçlu olarak çıkması değildir. Ama varsa bir suç, onun da sonuna kadar hesabının sorulmasının en yakın takipçisi olacağını her zaman söyledim, söylüyorum. Bunca senedir hiç kimse Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin doğru dürüst bir hizmet binası niye yok diye düşünmemiş. Enteresan. Neden belediye birçok yere kira veriyor? Neden belediye personelinin bir kısmının zamanı farklı binalar arasında gidip gelerek geçiyor? Kimse bu soruları sormamış, böyle bir ihtiyaç hissetmemiş. Hiç kimse 2006'da başlayan bir proje acaba neden bitirilememiş bugüne kadar diye sormamış. Yani enteresan. Bir inşaat neden yarım bırakılır diye de sormamış. Bizim her yaptığımızda kusur aramaya çalışan bazı arkadaşlar bizden önceki dönemde bu konularla çok fazla nedense uğraşmamışlar ya da iyi bildikleri halde bu meseleleri belki de algı yönetimi sayesinde bol bol borç edebiyatı, hamaset, kavga, siyasi hesaplarla ilgili her tür işlerini kamufle etmeyi becermişlerdir. Her neyse biz zaten epey bir zaman bunların berbat ettikleri işleri açık konuşayım. Adeta sivrisinek yuvalarını temizler gibi temizledik, temizlemeye devam ediyoruz. Her sahada bıraktıkları maalesef kirli işleri temizlemek ciddi bir zamanımızı alıyor. Ama dediğim gibi biz bunları temizleriz evvelallah. Bunlardan endişemiz yok. Bizde mazeret belediyeciliği yok, çözüm belediyeciliği var. Bu bizim belediye hizmetleriyle ilgili anlayışımız. Biraz önce söylediğim gibi Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının olmaması büyük bir ayıptı. Hala Büyükşehir Belediye'mizin değerli arkadaşlar birçok hizmet birimi konteynerların içinde varak adam bozma binalarda hizmet veriyorlar. Çok ilginçti, onu da bu vesileyle anlatayım. Ben ilkokul öğrencisiydim. Kapalı spor salonunun yanında bir civciv üretim çiftliği vardı. O civciv üretim çiftliğine bir barakanın içerisinde, Hüseyin abi de aramızda iyi biliyor onları, okullara ziyaretler düzenlendi. Biz de ilkokul talebesi olarak o civciv üretim çiftliğini hep birlikte ilkokul talebesi olarak gezerdik. Değerli arkadaşlar, o civciv üretim çiftliği bugün hala Antalya Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Durum bu kadar vahimdir. Biz eskiden civcivleri görmeye gittiğimiz barakada şimdi bizim protokol müdürlüğündeki arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Tabii bu kadar kira bedeli, bu kadar tadilat niye ödenir? Bunların hesabı aslında alt alta koyduğunuzda önemli bir ekin diyor. 2004'te biz tabii göreve başladığımızda derhal bu alanda bir hizmet binası yapılmasıyla ilgili projeyi başlattık ve Antalya'yı bu ayından kurtaralım istedik. Bu projenin bir başka artısı da biliyorsunuz Karaloğlu Parkı'ndaki o barakaları temizleyerek burada Antalya'nın kent merkezinde güzel bir kent müzesi yapabilmek için mevcut belediye binasını da kullanmak suretiyle orada Antalya kent merkezinde yeni bir cazibe alanı yaratmak noktasında bir düşünceyi ortaya koymak için. Ve biliyorsunuz inşallah kısa sürede bu hizmet binamızı tamamladığımızda çok değerli dostlarım derhal kent müzesi projemizde mevcut kapalı spor salonu Işıklar'daki ve Atatürk Stadı'nın kapalı tribün inşaatının yıkılmasıyla beraber Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü başkanlık makamının olduğu binayla beraber bir kent müzesi projesini ortaya koymak istiyoruz. Tabii 2006'da ihalesini yaptığımız ve başlattığımız inşaat az önce de söylediğim gibi belli bir noktaya gelmiş. Ama nedenini hala bilmediğim, bilen arkadaşlarım varsa ortaya koysun.
bir husustan dolayı bu inşaat Ekim 2009'da durdurulmuş. Tabii o dönemde buna gerekçe belediyenin maddi imkansızlığı gösterilmiştir. Ama bir takım hukuksuz fesihler nedeniyle birilerinin cebine trilyonları indirenler, ki bu 114 trilyon liradır. Her sene festivallere 50 trilyon para harcayanlar, ne hikmetse Antalya'nın böyle bir ihtiyacı için kaynak bulamamaktan dolayı bu inşaatı durdurduklarını açıklamışlardır. O zamanlar ben söylemiştim. Şarkıya Türkiye 50 trilyon harcıyorlar senede. Ki bu rakamları hiçbir zaman yalanlayamadılar. Sizler de biliyorsunuz, dökümleri mevcut. Ama Antalya'nın hizmet binasına veya daha farklı ihtiyaçlarına nedense kaynak bulamıyorlar. Arkasından da eklemiştim. Antalya'ya yazık oluyor, Antalyalılara ihanet ediliyor. Dolayısıyla arkadaşlar, tabii ki bu binaya para harcamak istemeyenler, anlaşılan bizim temelini attığımız projeyi de esasen gizli gündemlerinde gerekçe olarak devam ettirmek istememişlerdi. Çünkü aynı şeyi birçok diğer projede de diyor. Bunları siz de yaşadınız. İşte engelli rehabilitasyon merkezi gibi önemli bir projeyi, ki benim en anlamlı bulduğum proje diye ifade ettiğim projeyi de, değerli arkadaşlar, biz %90'ını tamamlamıştık. %10'unu bizden sonra tamamladılar. Hizmete girdi diye çok memnun olmuştum şahsen. Ama nasıl bir hizmet verildiğini gidip açıkçası görmemiştim. Görevi devir aldıktan sonra bir gittik, baktık ki hizmete girdi denilen engelli rehabilitasyon merkezinde 6 tane kardeşimiz rehabilitasyon hizmeti alıyor. Yazıktır, günah. Öylesine bir projeyi dahi, insani bir projeyi dahi maalesef sadece görsel olarak işletiyormuş gibi gözükmüşler, halkı kandırmışlardır. Ve biz başlar başlamaz derhal oradaki düzenlemeleri yapar. Bugün orada 400'ün üzerinde kardeşimiz, çeşitli gruplara yönelik engelli kardeşlerimiz rehabilitasyon hizmeti alıyorlar. Ve her yerde herkese davette bulunuyorum. Lütfen bir gün o tarafa yolu düşen bu engelli rehabilitasyon merkezimizi mutlaka gezsin. İnsanın gözleri yaşar. Bu kadar açık, net söylüyorum. Yapılan hizmet görüldüğünde orada insanın gözyaşlarına hakim olabilmesi mümkün değil. Hatta bırakın yolu düşen, oraya özel insanların gidip, el ele siz kıymetli basın mensuplarının gidip orada neler yapıldığını görmesi, ona şahitlik etmesi bir gazetecilikte görevidir. Ve biz tabii orada bu hizmetleri yaptığımızda, değerli dostlarım, çok açık ve net söyleyeyim, adeta engelli rehabilitasyon merkezini de yeniden açmış olduk. Hizmetlerimiz içerisinde sanki yeni bir projeyi hayata geçirmiş gibi düşündük. Bunları tabii sayısını arttırmak mümkün. Yani suya indirdiğimiz, denize indirdiğimiz yüzen deniz otobüslerini 5 sene çalıştırmadılar yani. 5 sene neymiş, talep yokmuş. O zaman da söyledim, bir kaptan bir miço dedim. Bu gider gelir. Ama bir Menderes Portuvel projesi diye itibarsızlaştırmak için Antalyalı'ya haksızlık ettiler, yazık ettiler, ihanet ettiler. Özellikle yüksek fiyatla bilet fiyatlarını ortaya koydular ki kimse binmesin diye. İşte ben şimdi 10 lira yaptım. Ayrıca teknik olarak da bu deniz otobüsleri bu denizde gitmez diye iftiralar attılar. Ne oldu? Demek ki gidiyormuş. Ve full gidiyor gelmiş. Yani yaz döneminde şimdi yeniden bu çalışmaları devam ettireceğiz. Seferleri sıklaştıracağız ve şimdi bir de tabii doğu tarafına, Lara tarafına da eğer elimizdeki deniz araçları yeterli olursa bir hat daha koymayı planlıyoruz. Bunun da çalışmasını Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Yani saymakla bitmez.
Ve seçimde tabii bunları en iyi şekilde değerlendiren Antalyalı hemşehrilerimiz emaneti bize devretmeselerdi bütün Antalya'yı hala engelli merkezi gibi, hizmet binası gibi, deniz otobüsleri gibi çürütmeye devam ediyorlar. Şükürler olsun. Hiç olmazsa Antalya bu ayıptan kurtuluyor. Evet değerli arkadaşlar, tabii bugün bu hizmet binasının yeniden inşaata başlaması vesilesiyle bu meseleleri de konuşmamız gerekiyor. Hafızayı beşer, nisyan ile malum. Biz bunları hatırlatacağız. Halkımıza her yerde hatırlatacağız. Sizler de objektif bir gazetecilik kriteri içerisinde bunları bütün Antalyalılarla, Antalyalılara hatırlatmakla sorumlusunuz. Yoksa bunun ne bir siyasi tarafı vardır ne de bir başka. Antalya'ya bunlar hatırlatılmadığı müddetçe Antalya'ya haksızlık edilir, ihanet edilir. Bunları bütün Antalyalılara çok iyi takdirde görmeyen, duymayan varsa görmelerine, duymalarına vesile olmak bir vatandaşlık görevidir. İşte bu sebeplerle iki sene bekledikten sonra o dönemde 2011'de ikinci bir ihale yapmışlar. Tamamen gösterdi. Dert bu binayı bitirmek olsaydı çok kolay biterdi. Hani biz ihaleyi yapıyoruz ama işte bakın ihale neticesinde de bu yapılamıyor demek için bir göstermelik ikinci ihale yapmışlar. Tabii sonuçsuz kalmış. Sonra üçüncü ihaleyi yapmışlar. Bu ihalede bir firma işi üstlenmiş. Yer teslimi yapılmış. 2012'de başlanması öngörülüyormuş. Ama firma her ne hikmetse bunun nedenini hala biz de çözemedik. Bir türlü inşaata başlayamamış. Tabii bu arada inşaatta elbette ki deformasyon olmuş ve inşaat yıpranmış. Park ödemesi çıkmış, yine yapılamamış bizden önce. Ve buradan da milyonlarca lira maalesef belediyemize bir zarar oluşmuş. Tabii biz bunların daha önce de söyledim. Hukuki olarak incelenmesi hususunda gereken adımları attık. Bunlarla ilgili üstümüze düşen vazifeyi yapıyoruz. Ancak 2014 sonunda da bizim dönemimizde biz baktık ki inşaat devam etmiyor. Mevcut firmayla bir tasfiye gerekiyor. Çünkü mevcut firma zaten yapmaya niyetli değil. Orada da bir mutabakat, karşılıklı rızaya dayalı bir anlaşmayla bizden önceki dönemde üçüncü ihaleyi alan firmayla tasfiyeye gidilmiş ve yeni ihaleye çıkılmış. Yeni ihalede bildiğiniz gibi 2014 Eylül'ü gibi zannediyorum bizim tarafımızdan yapılmıştır. Tabii biz değerli dostlar, burası da ilginçtir. Her işimizde aman Menderes Türel, aman Büyükşehir Belediyesi Antalya'ya bu hizmetleri yapmasın diye önümüze olmadık engeller çıkartılmasına alışmışız. Bunu yargıya başvurmak suretiyle yapıyorlar. Başka nedenlerle yapıyorlar. İhalelerimizi kamu ihale kurumuna itiraz ederek engellemeye çalışıyorlar. Burada da aynı yol ve yönteme başvurulmuş ve yaklaşık belki de 3-4 ay önce başlatacağımız bu ihale TİK'e sadece ihaleyi geciktirmek veya engellemek için yapılan itirazlar nedeniyle 3-4 ay bu inşaatın başlamasını ertelemek durumunda kaldık. Tabii biz bu konudaki gayretlerimizi geceli gündüzlü çalışmak suretiyle ortaya koyuyoruz ve bu yüzden de bu önümüze çıkarılan engelleri de biraz zaman kaybetsek de aşmayı başarıyoruz. Bu süreçleri en güzel şekilde aşmak suretiyle şimdi bugün hep birlikte bu hizmetin başlamasına yönelik
böylesine güzel bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Tabii özellikle bir gazetecilik sorumluluğu içerisinde sizlerin hangi firmalar tarafından KİK'e bizim yaptığımız ihaleyle ilgili itirazlar yapılmış, o itirazları yapan firmalar geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi'ne hangi işleri yapmışlar? Benden tüyo bu kadar. Araştırmak da size düşer. Bunu tespit ettiğinizde kimin bu hizmetleri nasıl engellemeye çalıştığını araştırmacı bir gazetecilik neticesinde tüm çıplaklığıyla siz gazeteci kardeşlerimizle göreceksiniz. Ve bunu fark eden arkadaşlarımız kamuoyunda doğru bir bilgiyle bilgilendirmiş olacaklardır. İşte görüyorsunuz, mesele Antalya meselesi filan değildir. Mesele vatanseverlik filan hiç değildir. Mesele tamamen Antalya'ya ihanettir. Birileri Antalya'ya hizmeti engellemeye çalıştıkça, Allah da bize yardım ettiği müddetçe biz o engelleri aşacağız, bu güzel eserleri Antalya'ya kazandıracağız. Her yerde söylüyorum, çocuklarıma bırakacağım en şerefli miras bu eserlerin her biri olacaktır. İnşallah Allah izin verirse bu eserleri Antalya'mıza bize iyi niyetle destek olan hemşerilerimizle beraber kazandırmaya devam edeceğiz. Ben hizmet binamızı en kısa sürede tamamlayacağımızı bu vesileyle ifade ediyorum. Değerli dostlarım, en geç bir sene içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ni artık bu hizmet binasına taşımayı planlıyoruz. Yani inşaatın tabii tamamlanması daha önce olacak. Sözleşme süremiz ne kadardı Velullah Bey? 240 gün. Evet. 240 gün içinde inşaatımız tamamlanacak. Bu arada taşınma vesaire gibi işlerle beraber yaklaşık 365 gün, yani bir sene içerisinde buraya inşallah tüm birimlerimizi taşır, hizmet vermeye başlarız. Antalyalılara layık, çağdaş, medeni bir ortamda belediyecilik hizmetlerini hemşehrilerimizin almasına vesile oluruz. Ben tekrar katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. İhalemizi kazanan yüklenici firma yetkililerine kolaylıklar diliyorum. Tabii bizim bir alışkanlığımız var. Bu gibi proje başlangıçlarında Muhittin Bey, bu gibi proje başlangıcında biz bir pazarlık ederiz. Adettendir bizde. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz güzel bir örnektir. 240 gün yazar ama sözleşme süresinde biz bu sözleşme süresini biraz daha kısaltmak için bir söz isteriz. Sayın Başkanım, siz de takdir edersiniz ki biraz önce çok güzel özetlediniz. Bizim gibi konuşturuz teknik dildir. Takriben 5-6 yıl yatmış bir inşaatın akabinde ne çıkacağını, yani bileğe nasıl bir zarar verebilir bilemediğimiz için en kısa sürede yapacağımıza dair söz veriyoruz. Muhittin Bey, en kısa zaman en uzun zamandır. Hiç sevmediğim bir laftır. Bana da arkadaşlar ne zaman bitecek dediğimde en kısa zamanda dediler mi eyvah. O en uzun zamandır. Tarih. Ben hep tarih isterim arkadaşlardan o yüzden. Şimdi 240 günü sen kaç güne çekeceksin, bize onu söyle. 210 gün diyelim başkanım. 200 günde anlaşalım seninle. Sen de sağ olsun başkanım. Tamam. Peki. 200 gün sonra inşallah hizmet binamızın inşaatını tamamlayıp biz de taşınma hazırlıklarını yürütecek gayretleri ortaya koyarız. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Gece gündüz çalışacağız.